Evet arkadaşlar, geçen dersimizde 28. soruda sonucu çıkaramamıştık en son. Sonuçta siz çıkarın diye bırakmıştım. Şurada hemen toparladım soruyu, bakın. Ne demişti? Tepkime dengedeyken 0,4 mol NaOCl2, 0,8 mol NO ve 0,4 mol NaOCl gazları vardır demişti. Buradan ne yaptık? KC'sini bulduk. KC'si buradan 2 çıkıyor. Şurada yerlerine yazdık. Hacmi de 4 litre. Ama hacim almanıza gerek yok burada, bakın. 4 litre tabi hacim molarite değişecek ama. Şimdi ürünlerle girenlerin kat sayıları aynı olduğu zaman, gaz fazındaki maddelerin kat sayıları aynı olduğu zaman KC'yi değiştirmiyor bu. Çünkü bura mol bölü litre. Burada mol bölü litre. Burası molar, mol kare bölü litre kare oluyor birimleri. Litre kareler birbirini götürüyor ve litrenin bir önemi olmuyor. Yani direkt molden de bulabilirsiniz. Buradan değerleri yerine yazdığımızda KC'yi 2 bulduk. Ne yapılması gerekir diyor. NaOCl'nin bir dakika. Nerede? Ha, NaOCl'nin şurada. Dengede 0,2 mol kalması için diyor. Ne kadar, bir de okuyalım, dengedeyken dengede 0,2 mol NaOCl gazı olması için kaptan aynı sıcaklıkta kaç mol NaO gazı çekilmelidir? NaO gazı çekilmelidir. NaOCl'nin dengede 0,2 mol kalabilmesi için ne olması lazım? Tepkimenin ürünler tarafına kayması lazım. Bir defa ne yapıyor? NaO gazını çekiyor, aşağı doğru çekiyor, indiriyor, ne yapıyor? Tepkime sağa doğru kayacak. Şimdi 0,-x azalttık. Daha sonra tepkime sağa doğru kaydı. Bundan 0,2 azalırken bunlardan 0,1 artacaktır. Neden artacak? Çünkü kat sayısı bunun 2, bunların 1. Bundan 0,2 azalırken NaOCl'den bunlardan 0,1 ne yapacaktır? Artacaktır. Son dengede de NaOCl 0,2, NaOCl 0,5, NaO gazından da 0,9-x mol bulunacak. Ve KC değişmeyecektir. KC neden değişmeyecektir? Çünkü sıcaklık değişmediği sürece hiçbir denge sabiti türü değişmez arkadaşlar. Ne KC, ne KP, ne KA, KB. Bundan sonra göreceğiz onları. Asitler, bazlar, asitlik bazlık sabitlerini, KCC gibi, çözünürlük sabiti gibi. Bunlar hiçbir zaman sıcaklık değişmediği sürece değişmez. KC yerine yazdık. Yeni dengede. Burada hacimleri yazmadım. Bölü 4 şeklinde yazmadım. Çünkü zaten birbirini götürecek. Onu anladınız. O yüzden değerleri yerine yazdığımda ve işlemleri yaptığımda sonuç 0,74 çıkıyor arkadaşlar. 0,74 çıkıyor. İşlemler de burada zaten. Şu kısmı alabilirsiniz. Yani nasıl çözdüğümüzü. Yani değerleri yerine yazdığınızda ondan sonra matematiksel işlemler kalıyor zaten. Evet, geçiyoruz 29. soruya. Evet. İdeal serbest pistonlu kapta gazlardan hatırlıyoruz. İdeal serbest pistonlu kapta basınç sabitti. Ne diyor bakalım? Denge tepkimesine sabit sıcaklıkta diyor. Sıcaklıkta sabit, basınç sabit şu anda. İşlemler ayrı ayrı kullanıyor. Birinci ve ikinci işlem kabın hacmini azaltma ve kaba bir miktar helyum gazı ekleme. Yani şurada kaba bir miktar helyum gazı eklediğimizde ne olur? Kabın hacmi artar arkadaşlar. Basınç değişemeyeceğine göre PVNRT'den düşünün. Şu şekilde bakın, PVNRT'yi yazın yine. Serbest piston dediği için P sabit, R sabit, sabit sıcaklık diyor. Burada helyum gazını eklersen ne olur? Kaba dışarıdan gaz eklersen hacim artar. Hacim artınca buradaki gazların kısmi basınçları azalır. Basınç değişmiyor çünkü toplam basıncı, basınçlar ne olacaktır? Hacim artışından dolayı azalacaktır buradaki gazların. Ne diyor bakalım? Buna göre denge tepkimesine uygulanan işlemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakacağız arkadaşlar. KC denge sabiti, değeri değişmez. Kesinlikle doğru söylüyor. Çünkü sıcaklık değişmedi. Sıcaklık değişmediği sürece de ne olacaktır? Değişmeyecektir.
Birinci işlemde tepkime ürünler yönüne daha hızlı ilerler. Ürünler yönüne, yani sağa doğru kayar diyor. Kabın hacmini azaltma. Hacmini azalttığımız zaman ne oluyordu? Molarite eşittir N bölü V'den. Hacim azalırsa derişimler artar. Derişimler arttığından, bakın burada 3 molekül, girenlerde 3 molekül gaz varken ürünlerde 1,5 molekül gaz var. Yani derişim burada daha fazla artmış oluyor. Hacim azaldığında derişim burada daha fazla arttığından dolayı tepkime ne tarafa doğru kayacak? Sağa doğru kayacak arkadaşlar. Yani birinci işlemde tepkime ürünler yönüne daha hızlı ilerler, doğru söylüyor. Birinci işlemde tepkimedeki tüm gazların derişimleri artar. Zaten söyledik. Molarite eşittir M bölü V dedik. Hacim azaldı. Tüm derişimler ne olacak? Artacak. İkinci işlemde denge bozulmaz diyor. Kesinlikle yanlış söylüyor. Kaba bir miktar helyum gazı eklediğimiz anda hacim değişir. Hacmin değişmesi ne yapar? Derişimleri değiştir. Derişimler değişince denge ne yapar? Bozulur arkadaşlar. Cevabımız Denizli. İkinci işlem sonucunda CO gazının mol sayısı artar. CO gazı. Şimdi ikinci işlemde ne oldu? Hacim arttı. Birinci işlemde azaldı, ikinci işlemde arttı. Hacim artınca derişim azalır. Derişim azalınca tekrar bunu dengeleyebilmek için gaz molekül sayısının çok olduğu tarafa doğru hareket eder ki derişim tekrar artsın arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli. Yani hacimde şöyle düşünebiliriz. Hacim azaltıldığında derişimler artar. Bu durumda tepkime gaz mol sayısının az olduğu tarafa doğru hareket eder ki tekrar dengeye gelsin. Bunun tersinde de ürünler gaz mol sayısının çok olduğu tarafa hareket eder ki tekrar dengeye gelsin arkadaşlar. Evet, 30. soruda aslında bu da KÇÇ olarak ifade edilecek ileride. Yani bir katının çözünürlük dengesi KÇÇ. İleride bunu da gösteririz ama burada KC hepsini KC genellemesiyle gösterebiliriz tabii ki, derişim çünkü burada. Tepkimesine göre dengede olan sisteme sabit sıcaklıkta katı sodyum karbonat eklenirse katı sodyum karbonat eklenirse ne diyor? Hangileri doğrudur? Doğrudur. KC değeri artar. Bu kesinlikle yanlış olduğunu söyledik zaten. Şimdi burada kalsiyum katısının, şöyle düşünün yani, bir tuz çözüyorsunuz suda. Dibe çöküyor. Zaten denge demek dipte mutlaka katısı olan demek. Doymuş bu zaten. Dipte katısı var. Az çözünen bir tuz bu yani. Şimdi dipte katısı olan bir çözeltiye siz aynı tuzdan eklemeye devam ederseniz zaten doygun olduğu için ne yapacaktır? Dibe çökecektir. Dibe çökecektir yani. Kalsiyum iyon derişimi artar. Hayır, zaten çözünebileceği kadar çözünmüş. Yani doygun bir çözelti, dipte katısı olan bir çözelti. Kalsiyum iyonu yönünden ya da karbonat iyonu yönünden doymuş bir çözelti. Dolayısıyla burada kalsiyum iyon derişiminin artması mümkün değil arkadaşlar. Yani cevabımız Bolu. Burada bakıyorum. 2x gazı Y gazı şeklinde bir tepkime. Egzotermik bir tepkime. Denge tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Sıcaklığı azaltmak tepkimeyi ürünler yönüne hızlandırır. Doğru söylüyor. Sıcaklığı azaltırsanız tepkime bu tarafa kayar. Ürünler yönüne hızlanır. Yani ürünlere doğru kayar. Doğru. Sabit sıcaklıkta kaba x gazı eklemek tepkimenin KC değerini arttırır. Bunu defalarca söyledik. Sıcaklık değişmediği sürece KC değeri değişmez. Artık bunu biliyorsunuz. Kabın hacmi arttırılırsa derişim düşer. Derişim tekrar artmak için ne tarafa doğru kayar? Girenler yönüne doğru kayar. X ve Y derişimleri azalır diyor. Ha, genel olarak X'i de azalır. Doğru söylüyor. Çünkü hacim arttığında bütün derişimler azalır. Ama ne tarafa kayar? Sol tarafa kayar. Doğru. Sabit hacimde sıcaklığı düşürmek Y gaz derişimini arttırır. Doğru söylüyor. Çünkü sıcaklığı düşürürseniz sağa doğru kayar. Sağa kayınca da Y gazın derişimi artar. Sabit sıcaklık ve hacimde kaptan Y gazı çekilirse, Y gaz çekilirse ne yapar? Sağa doğru kayar yine. Y gazının derişimi azalır.
Doğru söylüyor. Bak neden doğru söylüyor? Şimdi G gazı çekilecek grafikte. G gaz diyelim ki dengede şöyle. Çekildiği zaman azalacak. Sonra tekrar atacak ama ilk düştüğü yere ne yapmayacak? Tekrar çıkmayacak. O yüzden Y gazının derişimi bakın önce azalacak. Sonra ne yapacak? Artacak sağa doğru kaydığı için ama ilk noktasına geri dönemeyecek. Daha aşağıda kalacak. O yüzden Y gazının derişimi ne yapar diyoruz? Azalır diyoruz arkadaşlar. Geldik 32. soruya. Tepkimemizi görüyoruz. Delta H küçük sıfır yani ısı bu tarafta. Sıcaklığı ne diyor ki? Tek başına uygulandığında tepkime bir yönünde daha hızlı yürür. Bir yönü sağ taraf. Bakın şurası bir tam çıkmamış. Şurası bir yönü arkadaşlar. Yani ileriye doğru bir yönü, geriye doğru iki yönü. Sabit hacime sıcaklığı düşürmek. Sıcaklığı düşürdük. Ne tarafa kaydı? Sağa kaydı. Sağa kaydığında ne olacak? Bir yönde ilerleyecek. Bir yönde daha hızlı yürür. Ya da bir yönde kayar diyebiliriz. Sabit sıcaklık ve hacimde kaba D gazı eklemek. D gazını eklerseniz ne olur? Sol tarafa kayar. O yüzden iki yönünde daha hızlı ilerler. Geri yönde daha hızlı ilerler. Sabit sıcaklık kabın hacmini arttırmak. Hacmini arttırırsanız derişimler düşer. Derişimler düşerse gaz mol sayısının çok olduğu tarafa doğru hareket eder tekrar dengelemek için. Dolayısıyla iki yönlü hareket eder. İşte bir yönünde hareket eder, pardon, ileriye doğru hareket eder. 1 ve 3 ne yapar? Bir yönünde hızlandırır diyebiliriz. Bakın şurada hacimde sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Hacmini değiştirmek bütün derişimleri değiştirir arkadaşlar. Gaz ve suda olan bütün derişimleri değiştirir. Şimdi hacim azalttığımız zaman derişimden düşüneceksiniz. Derişim artıyor. Tekrar azaltmaya çalışacak gaz mol sayısının az olduğu tarafa. Ama hacmi arttırırsa derişimler artıyor. Azaltmak için de hacmi arttırırsa derişimler azalıyor. Tekrar arttırmak için gaz mol sayısının çok olduğu tarafa doğru ne yapıyor? Hareket ediyor. Burada olduğu gibi. Yani cevabımız Denizli arkadaşlar. Evet, 33. soruda bir analiz tepkimesi. KCl3, KCl ve O2'ye ayrışmış. Bakalım ısı ne tarafta? Isı endotermik bir çözünme arkadaşlar bu. Sağda delta H büyüktür 0 şeklinde vermiş zaten. O2 gazı eklenirse sabit sıcakta bir miktar O2 gazı eklenirse O2 gazı eklenirse ne olur? Denge girenler yönüne kayar bir defa. Bu kesin. KCl3 katısının mol sayısı artar. Olur. O2 gazının denge derişimi değişmez. Doğru. Neden doğru? Şimdi bu tarafa doğru kaydı. Sola doğru kaydı. Bir miktar kaydığında ne olacaktır? Bunun miktarı artacaktır. Daha sonra KCl katısının mol sayısı artacak. Denge girenler yönüne kayacak. Bu doğru. Şimdi bakın burada KC'yi yazıyorum. KC eşittir. Sadece O2'nin derişimi var. O2'nin derişiminin 3 bölü 2. kuvveti. Şimdi sıcaklık değişmediği sürece ne dedik? KC değişmez dedik. Burada da KC değişmeyecek. Çünkü sıcaklık değişmedi. Denge girenler yönüne doğru koyacak ama O2'nin derişimi asla değişmeyecek. O2'nin derişimi değişirse bakın matematiksel olarak KC de değişir. KC değişmeyeceğine göre burada O2'nin derişiminin azalması mümkün değil. Ne olacaktır? Bir miktar KC ile KC ile O3'e doğru hareket edecektir. Dolayısıyla 1, 2, 3 diyoruz. Cevabımız Edirne. Evet, amonyak tepkimesi. Amonyak tepkimesine bakıyoruz. Şöyle bir okuyalım önce. Tepkimesi dengedeymiş. 1. Girenler yönüne daha hızlı ilerlemesi için, yani girenler yönüne kayması için ne yapabiliriz girenler yönüne kayması için? NH3 ekleyebilirim. Sıcaklığı da arttırabilirim. Ya da H2'yi azaltabilirim. N2'yi azaltabilirim. Girenler yönüne kaydırmanın bir sürü yolu var arkadaşlar. Ya da derişimleri azaltırım. Hacmi arttırarak. Tekrar derişimi arttırmak için sola doğru kayar.
Bir bakalım ne diyor. Yani girenlere kaydırmanın bir sürü yolu var. Bunlardan bir tanesi sıcaklığı arttırmaktır. Sıcaklığı arttırdığınız anda sola doğru kayar. Sıcaklığı arttırmak olur. Hacmi arttırırsan derişimler azalır. Hacmi arttırmak diyor. Derişimler azalır. Derişimler azaldığından dolayı tekrar arttırmak için ne yapacaktır? Yine gaz mol sayısının çok olduğu tarafa girenler yönüne hareket edecek. Bu da olur. Ortalama N2 gazı eklemek olmaz. Neden olmaz? Çünkü sağa doğru kaydırır. Sıcaklığı azaltmak da olmaz. Neden olmaz? Sıcaklığı azaltırsanız sağa doğru kayar. Yani şu ikisinin olması mümkün değil. Şimdi ürünler yönüne kaydırmanın yöntemleri nelerdir? Ürünler yönüne sıcaklığı azaltarak, amonyak derişimini azaltarak ya da H2 derişimini arttırıp N2 derişimini arttırıp ne yapabiliriz? Sağa doğru kaydırabiliriz. Hacmi azaltmakla olur mu bu? Hacmi azaltırsak derişimler artar. Derişimler arttığından tekrar dengeye girmek için gaz mol sayısının az olduğu tarafa doğru hareket eder. Yani hacmi azaltmak da olur. Adana oluyor zaten bakın. Hacmi arttırmak olmuyor zaten. Hacmi azaltmak oluyorsa arttırmak tabii ki olmaz. Sıcaklığı arttırmak da ne yapar zaten? Sol tarafa kaydırır. Cevabımız Adana arkadaşlar. Evet, güzel bir soruymuş gerçekten. Geçiyorum. 34'teydik. Evet. 35. soru. Grafiğe bir bakın arkadaşlar. Şimdi grafik sorular aslında çok güzel sorular. Dengedeyken sabit sıcaklık hacimli sistemden X gazı çekilirse, bu tarafa doğru kayar, sola doğru kayar. Şimdi bak, X gazı aniden çekilmesi lazım. Bakalım. X gazı çekilirse, bakın ani bir iniş var. Ani bir iniş var. Görüyorsunuz. Önce inecek, sonra ne yapacak? Artacak. İlk indiği yere çıkamayacak. Bu kısmı doğru. Katının zaten derişimi olması sabittir. Z gazı da ne yapacak? Sola doğru kaydığından dolayı derişimi azalacak. Doğru çizmiş yani. Derişimini azaltmış. Bu doğru. Bunda bir sıkıntı yok. Evet, zaten gaz çekiliyor diyor. Yani mol sayısı azaltılıyor gazı. Mol sayısı azaldığı için derişim azaltılıyor. Dolayısıyla mol sayısı aynı şekilde olacak. Önce azalacak, sonra artacak. Y'nin mol sayısı da artacak. Bakın derişim olmaz ama mol sayısı artar arkadaşlar. Mol sayısı madde miktarı artar. Neden derişimi sabit kalıyor ya da derişim olmuyor? Çünkü derişim için suda ya da ne olması lazım? Gaz halinde olması lazım. Bu da doğru. Z'nin de mol sayısı azalacak. Bu da doğru. Bir sıkıntı yok. Kc zaten sabit olacak. Değişmeyecek. Niye? Defalarca söylediğimiz gibi sıcaklık değişmediği için Kc ne yapmayacak? Değişmeyecek arkadaşlar. Dolayısıyla üçü de doğrudur diyebiliriz. Geçiyorum 36'ya. Dengedeki bir tepkimede katalizör kullanılırsa Kc'yi değiştirmez arkadaşlar. Kesinlikle. Yani hız sabitini değiştiriyor katalizör küçük k'ya ama hem ileriyi hem geri tepkimeyi aynı miktarda etkilediğinden yani hem Kg'yi hem K'yi yani ileri ve geri hız sabitlerini aynı oranda değiştirdiğinden Kc değişmiyor. Katalizör Kc'yi değiştirmez arkadaşlar. Bunu bilin. Katalizör ne yapar? Denge tepkimesinin daha hızlı dengeye gelmesini sağlar. İleri de geri yöndeki tepkime hızlarını eşit oranda hızlandırarak ne yapar? Ne yapıyordu zaten? İleri aktarış enerjisi ve geri aktarış enerjisini aynı oranda düşürüyordu. Daha çabuk dengeye gelmesini sağlar. Ve Kc'yi değiştirmez. Tepkimelerin hızı artar. Bu doğru söylüyor. İleri ve geri yöndeki tepkimelerin hızı. Maddelerin denge derişimleri artar. Yani denge derişimlerin artması için bir sebep yok. Niye artsın ki denge derişimleri? Madde eklemedik ya da hacim değiştirmedik. Denge sabit Kc'nin değeri tabii ki değişmez. Bunu defalarca söyledik. Yine söylüyorum bakın. Sıcaklık değişmediği sürece Kc değişmez. Buna dikkat edin. 1 ve 3. Şu tepkimede yani şu grafikte bakıyorum. X ve Y maddeleri var. Burada bir madde eklenmemiş veya çıkarılmamış. Grafikten onu anlıyorum. Çünkü ani bir artış ya da azalış yok. Burada sıcaklık değiştirilmiş olabilir. Sıcaklık değiştirilmiş olabilir.
Ne olabilir başka? Hacim değiştirmiş olabilir mi? Hacim değiştirilmiş olamaz. Neden? Hacim değiştirildiğinde derişimlerin değişmesi lazım. Ani bir derişim değişimi yok. Yani ikisinin de derişimi aniden azalması ya da artması lazım. Öyle bir olay yok. Burada olsa olsa sıcaklıktır diye düşünüyorum ben. Bir bakalım ne diyor. Denge tepkimesine T anında uygulanan bir işlem sonucunda tepkimedeki maddelerin derişimlerinin zamanla değişimi. Y artmış, X azalmış. Yani şöyle kaymış. Sağa doğru kaymış. Sıcaklık arttırılarak olabilir bu mesela. Buna göre T anında yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir? Ya sıcaklığı arttırmaktır tabii ki. Adana değil mi? Kesinlikle Adana. Cevap bu zaten. Yani hacmi azaltsak ne tarafa kayacağını bakalım isterseniz. Hacmi azaltırsak derişimler artar. Derişimleri tekrar azaltmak için girenler yönüne kayar. Hacmi azaltmak. Y gazı eklemek girenler yönüne kaydırır zaten. X gazı çekmek girenler yönüne kaydırır. Katalizör kullanmak ne yapar? Daha hızlı dengeye gelmesini sağlar. Cevabımız Adana arkadaşlar. Yani şöyle. Şurada cevapları vermiş. Sıcaklığı arttırmak zaten söylemiştik. Başka da bir imkan yok gibi görünüyor. Burada bu grafiği elde etmek için. Dolayısıyla cevabımız Adana diyebiliriz. Evet, 38. soru. İki mi? Üssü. Evet. Bakın delta n KPKC arasındaki ilişki buydu. KC çarpı RT üssü 2. Acaba delta n'imiz 2 mi? 3 eksi 1 katsayısı. 2. Şunu niye almadım? Katsayılarını hesap ederken. Çünkü bu katı. Delta n'i hesap ederken de sadece gazları alıyorsunuz arkadaşlar. Gazların katsayılarını. Yani ürünler 3. Girenlerin katsayısı 1. Katsayısı 2. Dolayısıyla bu doğru. Zaten heterojen denge olduğunu görüyorsunuz. Katı gaz bir arada. Tepkime kabının hacmi sabit sıcakta arttırıldığında denge bozulmaz diyor. Denge kesinlikle bozulur. Dengenin bozulmaması için iki tarafta gaz mol sayılarının eşit olması lazım. Eşit olmadığına göre denge bozulur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'dir. Evet, 39. KC 1,2 iken 50 derecede KC 0,8'dir. Ne yapmış arkadaşlar? Sıcaklık yükseldiğinde KC düşmüş. KC nedir? Sıcaklık KC'yi tabii ki değiştirir. Söyledik. Ne tarafa kaymış olabilir tahmininiz? KC sıcaklık büyüdüğünde düştüyse demek ki payda büyümüştür. Yani biliyorsunuz KC ürünler bölü ürünler. Yani ürünler paydadır. Paydır yani yukarıda girenler paydadır. Aşağıdadır. Dolayısıyla sıcaklık arttırıldığında ne tarafa kaymış bu? Nasıl demek ki bu tarafta? Sola kaymış ki girenlerin derişimleri artarken ürünlerinki azalmış. Çünkü KC büyüyor. Bir saniye 1,2'den 0,8'e düştü. Evet. Olduğuna göre diyor. KC değeri azalmıştır. Sıcaklık arttıkça tepkimenin KC değeri azalmıştır. Doğru. Endotermik değil, egzotermiktir. Sıcaklık arttığında tepkime hızı azalır. Yani hız dediği anda sıcaklık kesinlikle her türlü tepkimenin hızını arttırır arkadaşlar. Yanlış söylüyor. Yani tepkime hızından bahsediyor. Bakın burada bir dengeden bahsetmiyor. Bir önceki üniteden bahsediyor. Katalizör hızı arttırır. Dengeyi değiştirmez. Sıcaklık hızı arttırır. Denge sağa sola kayabilir ama hızı her türlü arttırır. O zaman yanlış olan nedir? 2 ve 3'tür. Evet. Serbest pistonlu yani sabit basınçlı bir kapta hacim değişir burada. Yukarıdaki şekildeki verilen tepkimeyi de görüyorsunuz. Tepkimeye göre düşüneceğiz. Tepkimemize bakıyoruz. Ne diyor bakalım? Pistonlu kapta. T derecede dengededir. Aynı sıcaklıkta ideal piston
bir yönünde itilerek kabın hacmi yarıya indiriliyor. Yani değerlendirmemiz çok da zor olmayacak. Molarite eşittir N bölü V. Ne yapılıyormuş? Kabın hacmi azaltılıyor. Derişimler ne oldu? Arttı. Derişimler artınca bunu tekrar azaltmak için gaz mol sayısının az olduğu tarafa, yani NH3 tarafına ne yapacaktır? Hareket edecektir. Direkt yorumumuz bu. Ne diyor? Yanlışı bulacağız. Ürünler lehine bozulur. Doğru. Ürünler lehine bozulur. Gaz basıncı iki katına çıkar. Yanlış olan bu. Yani sabit basınç zaten ideal piston bu. Ha bir dakika. İdeal piston değil. Ne yaptı bu? İtti değil mi? Yani bir yönde itiyor. İtiyorsa tabii ki basınç iki katına çıkar. Hacim yarıya indi çünkü. Yani serbest piston değil arkadaşlar artık bu. Ne yapıyor? Parmağıyla itiyor. İttiği zaman ne oluyor? Serbest olmaktan çıkıyor. Basınç sıkıştırdığı için de basınç artmış oluyor. Kc değeri değişmez diyor. Kc değeri değişmez. Bakalım. Gaz derişimleri artar. Gaz derişimleri artar. Doğru. NH gazının derişimi yeni denge kurulduğunda iki katından fazla artar. NH gazının derişimi yeni denge kurulduğunda iki katından fazla artar. Doğru söylüyor. Çünkü neden doğru söylüyor? Hepsi doğru gibi ama bakalım. Şimdi derişimden dolayı zaten iki katına çıktı molarite. Molarite iki katına çıktı. Bir de sağa doğru kayacak, derişim artacak. Dolayısıyla yeni denge kurulduğunda NH3 gazının derişimi ne yapmış oluyor? İki katından fazla artmış oluyor. Şimdi arkadaşlar cevap bulu diyor ama bir daha değerlendireyim orayı. Yanlış bir şey mi yaptım? Yukarıda şekilde verin serbest pistonlu kapta tepkimesi T derecede dengededir diyor. Tamam. Aynı sıcakta ideal serbest piston bir yönünde itilerek kabın hacmi yarıya indiriliyor. He. Tabii. Yani burada ne diyordu? Gaz basıncı iki katına çıkar. Yani tepkime meydana geldiğinden dolayı bu gazların tek tek basınçları iki katına çıkar ama burada evet burada sıkıntı oldu. Yorumlamamızda tepkime olduğunu kaçırdık. Tepkime olduğundan dolayı mesela 3'er mol olsa bu ikisinden, bundan 3 mol, bundan 1 mol girerken ne olacaktır? Bundan 3 molün tamamı girecek. Bundan 1 mol, bundan 2 mol artacak. Ve bundan da 2 mol oluşacaktır. Yani baştaki mol sayısı ve sondaki mol sayısı eşit olmuyor. Hacim yarıya inse de. Yani basınç iki katına tam olarak çıkmıyor arkadaşlar. Doğru söylüyor. Cevap bolu. Evet, 41. soruya bakalım. Yapılan işlemler sonucu denge tepkimesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Bakalım ne diyor? Sabit sıcakta hacmi azaltma. Hacmi azalttık. Hacim azalırsa derişimler artar. Derişimler arttığında gaz mol sayısının az olduğu tarafa birinci işlem sonucunda hareket edecek. Az önce bahsettik. Ne yaptı? Hacmi azalttı. Sıcaklığı hacmi azalttı. Derişimler arttı. Derişimler arttığından dolayı derişimlerin az olduğu tarafa, gaz mol sayısının az olduğu tarafa doğru hareket etti. Yani şunu yazın, yanına yazalım isterseniz. Bir yönde hareket edecek. Sıcaklık arttırırsa sola kayacak. Bu da ikinci işlem. Bu da iki yönünde. İki yönünde hareket edecek. İki yönde kayacak yani. Girenler yönüne kayacak diyebiliriz. İkinci işlemde tepkimenin Kc değeri 3'ten küçük olur. Doğru söylüyor çünkü girenler yönüne kayınca pay küçülmüş, pay da büyümüş oluyor. Zaten sıcaklık Kc'yi değiştirir demiştik. Girenlere kayıyorsa Kc küçülür. Ürünlere koyuyorsa sıcaklık değişiminde Kc büyür. Birinci işlemde Kc değişmez. Zaten sıcaklık değişmedi birinci işlemde. Birincide denge ürünler lehine bozulur. Zaten işaretledim buraya, bakın birinci etkide ya da yanına yazdım.
ürünler lehine bozulur dedik. İkinci de PCR3 gaz derişimi artar diyor. Bu da doğru. Çünkü ikinci işlem sonunda ne olacak? Girenler yönüne kayacak. Girenler yönüne kayınca yanına yaz ikinci işlemde girenler yönüne kaydığını PCR3 gaz derişimi artacaktır. Birinci de CL2 gaz derişimi azalır. Şimdi birinci de gaz derişimi şöyle azalır. Yani sağa doğru kaydığından dolayı azalacaktır. Ama önce ne yaptı? Derişim arttığından dolayı, yani hacim azaldığından dolayı bütün derişimler arttı. Arkadaşlar herhangi birisi için şu dengedeki yukarıdaki 3 için de söylüyorum. Önce artacaktır. Mesela bunu kimin için çizelim? CL2 için çizelim. Önce artacak, sonra azalacak sağa kaydığından. Ama ilk derişiminden gene üstte kalacak. Mesela bir tanesi kim için? PCL5'in şöyle diyelim ki dengede. Önce artacak. Neden dolayı? Hacim artışından dolayı. Bir de sağa kaydığından dolayı artacak o. Yani bütün derişimler hacim azaldığında artmış olacak arkadaşlar. Sonra azalanlar artanlar olacak ama ilk derişimlerinden hep ne olacak? Üste kalacaklar. Dolayısıyla Edirne yanlış arkadaşlar. 42'ye bakalım hemen. Dengede. Ne diyor? İşlemler uygulandığında denge bozulmaz. Katalizörde denge bozulmaz arkadaşlar. Katalizör dengeyi bozmaz. Sadece daha hızlı dengeye gelmesini sağlar. Sağa sola kaydırmaz yani. Neden? Çünkü hem ileri hem de geri tepkime hızını aynı oranda arttırıyor. Sabit sıcaklıkta ortama helyum gazı ekleme. Helyum gazı ekleme denge ne diyor? Bozulmaz diyor. Helyum gazı eklersek hacim sabit. Hacim sabit olduğu için derişimler değişmeyecek. Derişimler değişmediğinden dolayı da ne olacaktır? Dengeyi bozmayacaklar arkadaşlar. Sıcaklığın artması dengeyi kesinlikle bozar zaten. Cevabımız Cihan diyebiliriz. Evet. Fiziksel ve kimyasal denge sistemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çift yönlü tepkimelerdir. Doğru. Denge anında hızlar eşittir. Doğru. Kapalı kaplarda ve sabit sıcaklıkta denge kurulur. Doğru. Düzensizlikte minimuma, enerjide maksimuma eğilim söz konusudur. Yani zaten minimum enerji, maksimum düzensizlik diyoruz. Maksimum düzensizlik. Bu yanlış yani. Minimum enerji, düzensizlikte enerji. Şimdi ne diyoruz? Minimum enerji eğilimi, yani minimum enerjide, maksimum düzensizlikte olacak cümlenin doğrusu. Yanlış söylemiş. Denge anda maddelerin derişimlerine değişiklik olmaz. Tabii ki değişiklik olmaz ama alt tarafta minimum olaylar devam eder demiştik. Ne dedik? Girenler ürünleri, ürünlerde girenler oluşturmaya devam eder. Yani 43 denizi diyebiliriz arkadaşlar. Bayağı çok soru çıkarmışız. Birkaç soru da çözüp bitireceğim. Tepkimeye bakıyoruz. K ileri, K geri. K ileri, yani KC ne yapmış? Z, C, evet XA şeklindedir. Öyle olmak zorunda değil mi zaten? Z, C kuvveti, X'in A'nın kuvveti, tamam. KC bağıntısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. KC'de saf katlar yer almaz, zaten biliyoruz bunu. Tepkimedeki maddelerin kat sayıları KC bağıntısına derişimlerin üzerine üst olarak yazılır. Kolay bir soruymuş aslında. K ileri, K geri, K ileri, K geri, ileri ve geri tepkimelerin denge sabitleri tabii ki değil. Denge sabitleri değil, hız sabitleri bunlar.
Denge anında gözlenemeyen olaylar devam eder. Denge dinamiktir. Kc değeri sadece sıcakta değişir. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Kolay bir soru olmuş bu. 44. Geçiyorum 45'e hemen. 2 litre hacimli kapalı bir kapta tepkimesi dengedeyken ortamda 0,1 mol HCl, 0,2 mol H2 ve 0,5 mol Cl2 gazı vardır. Tamam. Burada bak hacimleri almanın gene anlamı yok. Direkt moller alırsanız Kc'yi bulmuş olursunuz. Çünkü hacim 1 litre değil, doğru söylüyorsunuz ama ürünler ve girenlerde V'ler birbirini, yani hacimler birbirini sadeleştirecek arkadaşlar. Burada mol kare litre kare, burada ise mol bölü litre çarpı litre kareler ne yapıyor? Birbirini götürüyor. Hacimlerin bir önemi kalmıyor. Kc'yi direkt buradan hesap edebilirsiniz. Aynı şekilde tepkimenin derişimler türünden denge sabit Kc'nin değerini soruyor. Kc'yi soruyor zaten. Burada çok büyük zorluk yok. Ne diyoruz? Hemen HCl ne kadardı? 0,1 mol HCl 0,1'in karesi bölü 0,2 çarpı 0,5. Hacimleri bilerek almadım. Hacimleri niye almadım? V'ler birbirini götürecek dedik. Şimdi 0,1 çarpı 0,1 olarak düşünürsek bunu. 2 virgül kaydırayım, 1 yapayım. Yani yüzde çarpmış gibi düşünün. Şunu da 2 virgül kaydırayım. 2 çarpı 5, 10 olsun. 1 bölü 10, 0,1 olsun. Adana cevap yani arkadaşlar. Kolay bir soruydu yine. Hemen 46'ya bakalım. Hızlı bir şekilde. Birinci homojen, ikinci heterojen denge tepkimesidir diyor. Bakalım öyle miymiş? Yanlış soruyor. Birinci homojen suda hep çözelti yani bu. Çözelti nedir? Çözelti halinde bir denge tepkimesi bu. Çözelti homojendir zaten. Homojen karışımdır. Doğru. İkincisi de katı gaz bir arada. Egzotermik ısı veren tepkimedir. Isı veren tepkimelerdir ikisi de. Bakalım. Değerlendireceğiz daha sonra. Sıcak arttırıldığında tepkimenin Kc değeri azalır. Şimdi diyelim ki bunların egzotermik olduğunu bilemedik. Bunlar egzotermik tepkimeler ama aşağıdaki bir iyon tepkimesi, pil tepkimesi de diyebiliriz buna. Şimdi aktiflik tepkimesi yani aşağıdaki tepkime. Yukarıdaki tepkime pardon. İyon derişimden olduğu tepkime bir aktiflik tepkimesi. Kim aktif? Yükseltgenen. Yani bu bir redoks tepkimesi bir yerde. Bir de şunu da şöyle düşünebilirsiniz. Magnezyum karbonatı parçalamak isterseniz ısı vermek zorundasınız. Ne demiştik? Analiz tepkimeleri genellikle endotermiktir ama bu bir sentezleme olayı. Yani birleşme olayı. Birleşme olayları da nedir? Genellikle egzotermiktir. Yani bunlar egzotermik tepkimeler arkadaşlar. Diyelim ki bunu tahmin edemediniz. Sıcaklık arttırıldığında arttırıldığında Kc değeri azalır. Çünkü sola yani payda kısmına yazdığımız kısımlar artıyor demektir. Kc değeri azalır. Bu da ısı egzotermik olduğunu gösterir. Ya ikisi de doğru ya ikisi de yanlış. Yanlış sorduğuna göre ikisinde yanlış olma ihtimali yok. O şekilde de düşünebilirsiniz. C şıkkını değerlendirelim tekrar isterseniz. Sıcaklık arttırıldığında ne olacaktır? İkisinde de girenlere kayacak. Girenlere kaydığı için payda küçülecek. Girenlere kaydığı için payda büyüyecek. Payda büyüdüğü için de Kc değeri azalır arkadaşlar. İkinci tepkimede ortama sabit sıcaklıkta MgCO3 katısı eklenmesi dengeyi bozmaz. Bu doğru arkadaşlar. Çünkü hiçbir şeyin derişimini arttırmıyorsunuz. Bir katı ekliyorsunuz sadece. Katı eklenmesi dengeyi bozmaz arkadaşlar. Katının eklenmesi ya da sıvının eklenmesi dengeyi bozmaz. Birinci tepkimede sabit sıcaklıkta ortama su eklenmesi Kc değerini değiştirir. Ya böyle bir şey olmaz. Zaten diyelim ki diğerlerine hiç yorum yapmadınız. Şurada sıcaklığın değişmediğini görüyorsunuz. Sıcaklık değişmiyorsa, Kc değişir diyorsa külliyen yalan söylüyor arkadaşlar. Geçiyoruz. Amonyak tepkimesi yine. Kp değeri PnH3'ün karesi PN2 PH2'nin karesi doğru. Kc reaktansının karesi delta'na bakacağız burada. 2-4 eksi 2 demesi lazımdı. Evet Kp Kc reaktansı eksi 2 2-4 çünkü delta n eksi 2 demesi lazımdı. Yanlış.
Tepkime kabının hacmi arttırılırsa denge girenler yönüne kayar. Tepkime kabının hacmi arttı, derişimler düştü. Derişimler tekrar arttırmak için ne yapacak? Gazmon sayısının çok olduğu tarafa doğru hareket edecek. Yani ürünler yönüne kayar. Yalnız bir arkadaşlar. Neyi soruyordu burada bize? Doğruyu. Bir daha bakalım isterseniz. Acaba bir hata yapmış olabilir miyiz? Denge tepkimesiyle ilgili bağıntısıyla hesaplanır. Bir daha bakalım. NH3'ün karesi N2 pH2'nin karesi. H2'nin karesi demiş burada. Evet. Arkadaşlar ona dikkat etmedik. H2'nin küpü olacak. Şu zaten yanlış dedik. Şuna bir bakalım. Doğru soruyor çünkü. Şu zaten kesinlikle yanlış. Şuna bir de değerlendirelim. Yanlış değerlendirdik herhalde. Tepkime kabının hacmi arttırılırsa, arttırıldı ya, molarite eşittir N bölü V arttırıldı, azaltılmadı burada, onu da yanlış değerlendirdik. Tepkime kabının hacmi arttırılırsa derişim düşer, derişimin tekrar artması için nereye doğru kayar? Sola doğru, yani gaz mol sayısının çok olduğu tarafa doğru kayar. Evet, tabii ki A değil, B cevabımız, yani yalnız 3 doğru. Dikkat etmek lazım, biraz hızlı yapalım derken, şuradaki mesela üssü pH2'nin küpü olarak gördük. Direkt doğru dedik. Yanlışmış arkadaşlar. Geçelim. KPKC eşit olması için ne olması lazımdı? Delta N'nin 0 olması lazımdı. Delta N'nin 0 olması lazım. Nedir? KPKC bu olmaz. 2-3 çünkü bu. Burada ne var? 1. Yani gazlar alacaktık sadece. 1-0, 1. Burada da eşit değil. Şuna bakalım. 2-2 0. Burada işte KPKC eşit. Başka da bir değerlerinde eşit değil. Tek şartımız var. Delta'nın 0 olması. Delta'nın 0 olunca RT üssü 0. Yani bir tane 0. 1 çıkıyor. O da KPKC'ye eşit çıkıyor. 49'u da yapalım. Bitirelim arkadaşlar. Sayısal bir soru. Denge tepkimesi. Azalanlar Z, azalan Z daha doğrusu. Z tepkimeye girmiş. X ve Y oluşmuş. Bu 4 ile başlamış. ne kadar azalmış? 2'ye düşmüş. Demek ki dengede 2 var. X 1 oluşmuş. Yoktu bunlardan. 1 oluştu. Y'den 2 oluştu. Y'den 2 oluştu. Mol olarak. Şimdi dengede de tabii ki bundan 1, bundan 2 var. Zaten onlar oluşanlar. Dolayısıyla Z ve Y'nin katsayıları aynı iken X'in katsayısı onların yarısı. Yani şöyle yapalım o zaman. Z'ye ve Y'ye katsayılarını 2 diyelim. X'in katsayısı 1 olsun. Bu molleri. Hacmimiz 2 litre. Burada hacim önemli. Neden önemli? Çünkü katsayılar ürünler ve girenlerde aynı değil. Burada 2 iken girenler ürünlerde 3 iken toplam katsayı, girenlerde 2. O zaman derişimlerini de yazalım. KC'yi soruyor galiba. 2 litre kabımız bakın şurada vermiş. 2'ye bölüyoruz hemen 1 molar, 0,5 molar ve 1 molar olarak. TA'nın da denge ulaşına göre KC değeri aşağıdan hangisidir? Sonuca çok kolay gideceğiz. Neden kolay gideceğiz? KC'yi yazıyorum. 1'in karesi bölü 1'in karesi çarpı 0,5. 1 bölü 0,5 10 bölü 5 2 arkadaşlar. Bulamadık. Çok kolay gideceğiz dedik ama bulamadık. 1 bölü 0,5 2 çıkması lazım. Nerede hata yaptık yine? Hemen hızlıca bakıyorum. Ben niye burada 1 aldım? 4 dedik. 4 mol. Tamam. 2'ye kadar düşmüş. 2 kaldı. 2 mol kaldı. X 1 mol oluştu değil mi? Evet, artı 1 mol oluştu. Y 2 mol oluştu. Şimdi bu 2 mol azaldığında dengede 2 kaldı. Bu 1 mol artacak. Bu 2 mol artacak. Doğru. 2 molar. 2 mol. 1 mol. 2 mol olacak. O da doğru. Yerin tepkimine madem olsaydı ne zaman değişme oranı tepkimden. Denge sabit KC değeri aşağıdakilerden hangisidir? Ne yaptık?
Bunlar katı gaz bir şey demiş mi bakalım, gaz tamam. Orada da bir sıkıntı yok. Ürünler 1 molar 1'in karesi bölü yine 1'in karesi 1 molar 1'in karesi çarpı, pardon ne yapıyorum ben, 0,5'i yukarıya yazacağız yani. Yukarı tabi ürün o, giren gibi ok işareti burada. 0,5 yukarıda arkadaşlar. Yani 0,5 sonuç Ceyhan. Yaptığımız hatayı görüyorsunuz. Çok küçük bir hata. Yani niye giren ürünlere yazıyorsun ki bunu? Alt tarafı paydaya yazıyorsun ki ürünlerde. Ürünlerde ise nereye yazacaksın? Ok işaretini herhalde şurada gördük yanlışlıkla. Evet, sonucumuz 0,5 yani. Evet arkadaşlar. ...45-46 dakika olmuş. Çok uzun bir süre oldu. Hadi bir soru daha yapalım son olarak. 50'ye tamamlayalım. Dengeye geldiğinde 0,4 mol x, 0,8 mol y, z, t vardır. Kaba aynı sıcakta kaç mol x gazı eklenirse yeni kurulan dengede, yani bir tane daha çözelim dedik. Çok uzun bir soru denk geldi. Hemen şurada o zaman en azından yerimizi ayarlayalım çözmek için. Şöyle. Hemen arkadaşlar bakın. X artı y 2z artı t. T'nin katı olduğuna dikkat edin. T katı burada. Diğerleri gaz olduğu için yazmıyorum zaten. Şimdi neymiş? 4 litre hacimli bir kapta sistem dengeye geldiğinde 0,4 mol x, 0,4 mol, 0,8 mol y, 0,8 mol y, 0,8 mol z, 0,2 mol t. 0,2 mol de bundan var. Şimdi şuna dikkat edin. Gaz mol gaz katsayıları daha doğrusu z2, bunlar da 2. O yüzden hacmi devreye sokup da bunların molaritelerini bulmaya ve oradan Kc bulmaya kalkmayın. Direkt zaten molleri şunu almayacaksınız tabii ki, T'yi katı olduğu için. Direkt Kc'yi bulabilirsiniz. Şimdi etkiye bir bakalım biz ne olmuş. Kaç mol x gazı eklenirse, az önce çözdüğüm sorulara da benziyor. X gazı eklenirse, x gazı eklendi. Ne tarafa kaydı? Sağ tarafa kaydı. Eklersen sağa kayar. Bunlardan bir etki yapılmadı. Şimdi etkiden sonra ne olacak? Sağa doğru kayacak. Bilgi ne? Kaç mol x gazı eklenirse yeni kurulan dengede 1, 2 mol, 2 mol z gazı bulunur. Şundan 0,4 artacak demektir. Bu 2, dengede 1,2 mol olacaksa eğer. Şöyle yapalım. 1,2 mol olacaksa 0,4 artacak demektir. Bundan 0,4 artarken bundan 0,2 azalacak. Bundan 0,2 azalacak. Buna zaten almamıza gerek yok çünkü katı. 0,8 eksi 0,2 0,6, 0,4 eksi 0,2 0,2, ama bir de ne var? Artı x var. Şimdi ilk KC'mizi bulalım. İlk KC'mizi bulalım. Dediğim gibi litreye hiç almayacağım. Çünkü gaz mol sayıları her iki tarafta eşit. Litre kare litre kare birbirlerini götürecek. 0,8'in karesi bölü 0,4 çarpı 0,8 ilk derişimden. Şu kare şu 0,8'in birini götürsün. 0,8 bölü 0,4'te ne yapar? 2 yapar. Şimdi bunu nerede yazacağım? İkinci dengede, son dengede, şurada değişimden sonraki dengede yazıyorum. 2 eşittir 1,2'nin karesi bölü, yine hacimleri almadım çünkü birbirlerini götürecekler. 0,6 çarpı 0,2 artı x dedik arkadaşlar. Evet, bu işlem yapılacak. Bakalım nasıl yapılacak. Şöyle yapabilir miyiz? Şu 1,2 çarpı 1,2 desek 1,2 0,6'nın 2 katı. Yani şunun birini sadeleştirsem 2 kalır. 2 çarpı 1,2 de ne yapar burada? 2 eşittir 2,4 kalır. 0,2 artı x kalır şöyle. Ne yaptım? 1,2 çarpı 1,2. 1,2 0,6 ile sadeleşti. 2 çarpı 1,2 2,4 etti. Hemen içler dışlar çarpımı. 2 eşittir. Karışmasın yazılarımı, şununla yazayım. 0,4 artı 2x eşittir 2,4. 2x eşittir 2x eşittir 1 arkadaşlar. Bir bakıyorum, Denizli. 50 Denizli. Evet.
Hemen işlemlerimize bir daha bakıyorum. Ne yaptım? Bak ne diyor bana? Şöyle. Mollerini vermiş denge anındaki ilk dengede. Bu dengeyi bozuyor daha sonra ama ilk dengede ben KC2 buldum. Hacmi almadım. Sebebi birbirlerini götürecekler zaten. Daha sonra diyor ki bana Z'den dengede 1,2 mol olması için diyor burada diyor ne kadar diyor X kazı eklemem lazım diyor. Ne eklemem gerektiğini ve dengede ne kadar olması gerektiğini de söylemiş. Ekledim, sağa kaydı. Sağa kaydığında bu 0,4 arttığını biliyorum artık, 0,8'den 1,2'ye yükseldi. Bu 0,4 artarken kas sayılarına göre 0,2 azalır. Yeni dengede mollerini yazdık, yerlerini yazdık. KC'miz değişmeyecek zaten. 2'de eşitledik 2 olduğunu. Yeni değerlerini yerine yazdık burada. Daha sonra da x'i 1 bulduk. Ne kadar eklemem gerekiyormuş? 1 mol eklemem gerekiyormuş arkadaşlar. Evet. Cevaplarımız, sorularımız bu kadar. 50 soru çözdük. Yeterli. Bir dahaki videomuzda artık sulu çözeltilerde dengeye geçeceğiz. Asit baz dengesine. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.